İHA ile haber vardı. Sınırımıza göç eden yaklaşık 20 bin kişiye sıcak yemek dağıtmaya başladılar. Fotoğraflar vardı. Ama Suriye'nin halkı kalmadı yani. Suriye toprağı var ama halkı yok. Yani nasıl bir devlet olacak bu? Suriye'de insan yok. Ayrıca sınırda çadır kurmaya başladı. Göç eden 50 bin kişi için İHA ekipleri. İşte son kare olduğu için Türkiye, biz bölünmeye böyle tavır alırken önemli nedenlerden bir tanesi de bu. Türklük aleminin son karesi, İslam aleminin son kalesi. Yani yıkıldım mı Allah esirgesin dünya yıkılır. Onun için yani PKK dahil herhangi bir hareketin hiçbir şekilde imkanı olmaz. Yani cinnet geçirir, tepeleriz. Yani kanunla, hukukla, ilimle, irfanla. Cinnet geçirir derken yani akıl almaz bir enerji gelir üstümüze. İHA'yı tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Çok Maşallah. mübarek bir topluluk. Mübarek bir insanlar, güvenilir insanlar. Kardeşlerimiz yardım etsin İHA'ya. Yani güvenle yardım edebilirler. Bu insanlar dürüst insanlar. Çileye, acıya, ızdıraba gönül açmış insanlar. Allah rızası için gayret ediyor. Hiçbir çıkarları yok. Fakir fukara insanlar. Beş kuruşları yok. Hepsini tanıyorum. Yani gece mesela bu soğukta ayaktalar. Karda, kışta, kıyamette ayaktalar. Hiçbiri oturmuyor. Çok az bir uykunun dışında, yemeğin dışında. Bütün günleri böyle hizmet. Maşallah. Hayra hizmet. Evet. Bugün Davutoğlu hocamız yerel yönetimleri güçlendirmeye devam edeceğiz. Ama gerekli tedbirleri alarak yapacağız diyor. Şimdi yerel yönetimler daha önce güçlendi. PKK bundan nasıl istifade etti görüldü. Yani bundan ders alınması gerekir. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi tehlikenin boyutunu artırıyor. Yani neyi kastettiğini de anlamadığım için şimdi pek bir şey de diyemiyorum. Ama PKK'nın daha önceki uygulamalarında yerel yönetimlerin güçlendirilmesi onlara acayip yaradı. Ve muazzam eylemler yaptılar.